yaşamıyoruz. Diğer sözcüler bir yanlışlık olduğunu, belki çevirice bir hata olmuş olabileceğini, hem Gazze'ye askerlerin girmediğini söylüyorlar. İsrail basını da bunu eleştiren bazı haberler çıktı. İsrail'in en büyük gazetelerinden Times of Israel gazetesi, Army Misleading Foreign Press, yani İsrail ordusu yanlış bilgilendirdi diye bir eleştiri haberi yayınladı. Orada kendisini arayan kişiye sözcünün evet askerler girdi diye bilgi verdiğini İsrail Times of Israel gazetesi yazdı ki bana da aynı bilgiyi verdi. Washington Post'taki meslektaşıma da aynı bilgiyi vermiş. I-24'daki kişiye de aynı bilgiyi vermiş. Dolayısıyla bu daha sonrasında ise diğer ordu sözcülerinin bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Biraz önce ben bu haberleri geçtim. Ekran resimlerini de yayınladık aynı şekilde. İsrail basını, orduyu eleştirdi. Yabancı basını yanlış bilgilendirmekle. Doğrusu şu, şu an için ordunun pozisyonu şu. Konuştuğumuz sözcüler bize sadece şunu söylüyor. İsrail ordusu karadan saldırı düzenliyor ama girip girmediği konusunda ısrarla sormamıza rağmen açıklamamız sadece bu dedi. Arapça basına açıklama yapan Andriy var sözcüsü, ona sorduk. Ses kaydını da aldık yani herhangi bir yanlışlık olmasın diye. O da şunu dedi, girip girmediğini teyit edemem ama karadan saldırıyoruz dedi. Şu an için anlaşılan şu ki İsrail ordusu askerleri henüz Gazze'ye girmedi ya da öyle bir karar yoktu veya var bilmiyoruz. Ama şu an için İsrail ordusunun bu çelişkili ifadeleri bir kafa karışıklığı yaratmış durumda. Yabancı basına girdi şeklinde açıklama yapan sözcünün açıklamalarını şu an orada teyit etmiyor. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Hamas vuruyor mu? Hamas ne yeni tip roketler kullanılıyor şeklinde sosyal Ben şu anda Ashkelon'dayım. Gazze sınırına yaklaşık bir 8-9 kilometre. Zaten çok daha ileri gidemiyoruz. Çünkü 4 kilometrelik kısımda sadece sığınaklarda bulunulmasına İsrail ordusu izin veriyor. Ve kontrol noktaları kurarak kesmiş durumda. Yani 4-5 kilometreden fazla yaklaşamıyoruz. Yolda gelirken roketlerin geldiğini gördük. Arkadaşlarımız çekim de yaptı. Evet. Ve ona karşı demir kubbenin de havada bunları imha ettiklerini gördük. İsrail ordusu yoğun şekilde Gazze'yi vurmaya devam ediyor. 100'ün üzerinde şehit var. Hamas da bunlara karşılık olarak oradaki sivillerin öldürülmesine karşılık olarak Filistin direniş örgütleri de roket göndermeye devam ediyor. Şu an için dolayısıyla çatışma yani savaş devam ediyor. Turgut. Ama büyük bir katliam var Gazze'de. Çoğu onu soracağım. İsrail ordusu ısrarla şunu söylüyor. Biz sadece Hamas'ın militanlarını onların ifadesiyle ya da işte savaşçılarını vuruyoruz. Ama gerçek bu değil. Gazze'de bugün iki tane bizim foto muhabiri arkadaşımız ve kameraman arkadaşımız da yaralandı. Birinin ayağına şarapnel geldi. Habere giderken araçla gidiyorlardı. Yakınlarına düşen bir sürenin şarapnelleri geldi. Birçok gazeteci onlar gibi birlikte onlar gibi yaralandı. Çok sayıda kişi öldü. Arkadaşıma hemen soruyorum. Kaç kadın ve çocuk vardı en son sayı? 28 çocuk. Ve yaklaşık 10'dan fazla kadın bu şehitlerin arasında. 15 teyit ediyorum tekrar. 15'i kadın, 28'i çocuk, 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ne zaman bu Turgut Alp Boyraz? Bu ne zaman? Bu toplamda. Ha, şu saate kadar olan. 3 gün, toplam evet, bilanço. Saate kadar olan. Evet, 100'den fazla şehidin 28'i 109 çocuk. 109 olarak açıklanmıştı sanırım en son. 109 olarak evet. Açıklandı. Evet, 109. Turgut Alp. Şu anda 28'i çocuk, 15'i kadın. Şunu söylemeye çalışıyorum. Topçu atışları devam ediyor mu? Yani Gazze'deki durum nedir? Yani Gazze'de şu anda büyük bir felaket mi yaşanıyor? Nedir? Orayla ilgili bilgi var mı? Elbette ki bizim Gazze'de arkadaşlarımız sahadan birebir canlı görüntülerini de geçiyorlar. Birçok bina vuruldu. Bugün o görüntüleri geçmeye çalışan arkadaşlarımızdan ikisi yaralandı zaten. Dolayısıyla 109 şehit farklı noktalarda oldu. Bunların içerisinde dediğim gibi 28 çocuk, 15 kadın var. Bu da şu manaya geliyor. 3 gün içerisinde bu kadar büyük oranda bir şehit olması Gazze'de çok büyük bir yıkım yaşanıyor. İsrail ordusu şu anda roket drone. Şimdi drone seslerini duyuyorum. Arkadaşlarım bana işaret etti.
sınırda İsrail ordusuna aittir onlar. Sesleri geliyor. Yaklaşık bir 15 dakika önce bir çok sayıda roketin İsrail tarafına atıldığını gördük. Karşılık olarak İsrail'in yaptığı saldırılara karşılık olarak Hamas ya da diğer direniş örgütleri roket atmaya devam ediyor. İsrail ordusu ise Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Ama iddia ettiğinin aksine daha da ki bilgiler bunların çoğunun sivil olduğunu gösteriyor. Yani resimlerini de yayınladık bunların. Evet. Şimdi ekranlara getirdiğimiz görüntüde biz topçu atışlarını görüyoruz zaman zaman. Ancak tabii burada aktardığımız görüntüde mesafeyi ölçümlemek epey zor. Özellikle son saatlerde yapılan bu topçu atışlarının yapıldığı yerler sivil yerleşim yerlerine de yakın mı? Şöyle söyleyeyim, Gazze'de zaten küçücük bir alandan bahsediyoruz. 2 milyon insan yaşıyor. Dünyada metrekare başına insan yoğunluğunun en fazla olduğu yer. Hani Gazze deyince çok küçücük bir alandan bahsediyoruz. Hani Gazze'ye şimdi biz 10 kilometrelerimizde, 8-10 kilometrelerimizde gidip Gazze'ye girdiğimizde denizle kara arasında bir kıyı şeridinden bahsediyoruz. Yer yer 10-12 kilometreye kadar gittiğinizde karaya ulaşıyorsunuz. Ve buraların her yer binalar, her yer evler ve sivil evet. alanlarda vuruluyor. Yani sivil alanların vurulduğunu zaten şuradan da biliyoruz. 28 çocuk nerede öldü? Bunlar askeri o alanlarda değillerdi. Yani hastaneler, birçok yerler vuruldu. Dolayısıyla sivil yerlerde vurulmaya devam ediyor. Evet, çok sayıda da yaralı var. Çok sayıda da yaralı var. Hani sadece şehitlerden bahsediyoruz. İçerisinde benim meslektaşım Muhammed Allun bacağından şarapnelle vuruldu. Bu 2 gün daha hastanede kalacak. Sinirlerine, yani bacağının sinirlerine zarar gelmiş olabileceğini söylüyor doktor. Ümit ediyoruz inşallah sakat kalma durumu olmaz. Kendisi gazeteci, sivil, üzerinde ceketiyle evet. göreve giderken yakınına düşen bir roketten gelen şarapnelden dolayı yaralandı. Ama bunun gibi birçok, yani dediğim gibi birçok sivil alanda vuruluyor. Çocuklar, kadınlar maalesef evet. Hayatını kaybediyor. Büyük bir katliam yaşanıyor şu ana kadar. Bu Turgut Alp Boyraz. Cevap verecek mi bilmiyoruz. Ama biz sahadaki durumu şu an takipteyiz. Bir yandan da siyasi gelişmelerde. Ateşkes görüşmelerinde gözümüz kulağımız, bir yandan da sahadayız, durumu evet, takip ediyoruz. Bölgeden son bilgileri aldık, neler yaşanıyor Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü'nden dinledik. Şimdi stüdyoya dönüyoruz tekrar ve elbette...